ülkedekiler zaten öğreniyor sanıyordum. Hani sertifikamız var diyorlar, abimiz var diyorlar, A2'miz var diyorlar. Ben de onlara inanıyordum yani şahsen. Belli bir zaman sonra artık inanmamaya başladım. Artık ilk başta hakikaten olma, anlamadım meseleyi. 1, 2, 3, 4 olunca dedim ne oluyor burada? El yüzü düzgün bakıyorsun adamın YouTube kanalı var. Aşağı aşağılı bilmem ne. Logosu güzel falan atıyor, tutuyor, kaçıyor falan. Beklemiyorsun bu adamdan. Sana kazık atmasını beklemiyorsun. Beklemezsin. Demezsin yani. Ama yapıyor ya. Benim anlatmadım ne anlattı? Allah aşkına burada sır ne bana bir söyler misin? Sır ne burada? Almanya'ya gelmekteki sır ne arkadaş? Değil mi? Sır sır ne? Sana bir kapı göstereceğim oradan almaya gireceksin tamam mı? Saati 100 dolar ama ha. O kadar hani herkesin göz önündeki çözüm. Çok basit ya. Adamlar kanunu niye çıkarttı bak. Avukatları bırak. Danışmanları bırak. Her şeyi bir kenara koy. İş bul. Gel bitti. İş bul gel. Bitti bu kadar. En kolayı danışmana böyle 3-5 bin 8 bin verip ilegal gelmek en kolayı. İlegal değil abi. ilegal değilmiş ya. Böyle şey kanunda boşluk varmış. E işte şey olarak geliyormuşsun. Sözleşme şöyle yazıyorlarmış. Sen öyle geliyormuşsun. Sonra kargo dağıtıyormuşsun illegal değilmiş bu. O yüzden herkese şunu söylüyorum. Bakın eğer paranormal meslek sahibi ise Almanya'da bir pozisyonun varsa Almanya'da senin. Diploman da buna uygunsa, işi de biliyorsan çık gel. Adam benim de imajımın içine ediyor. Sahtekar. İnsanlar artık bizden bıktı ya. Alman kurumları falan bizden bıktı artık ya. İnadına yapıyorum. Neyin inadına yapıyorum? İşte bu adamlara bırakmak istemiyorum. Bu sahtekarlara piyasayı. Benim şu an tek motivasyonum bu. E, ne oldu? Bizim işler oldu mu? Ne zaman geleceğim? Ne zaman çalışayım? Öyle diyorsan sen şu an Almanya'ya gelmek üzereyken veyahut da böyle bu yoldaysan bil ki sen iş bulmamışsın. Normal bir durum değil bu. Normal bir şekilde şartları yerine getirip biraz çalışıp biraz böyle kafayı kullanıp hedefe ulaşmak, başarıya ulaşmak kültür bizde bak yok. Herkese merhaba. Bugün yine Kadir Öztürkle birlikteyim. Kadir hoş geldin. Epey bir ara verdik. İnsanlar seni sordu. Ben sana ulaşmaya çalıştım. Sen çok yoğundun. Neler yaptın bu sede? Nasıl gidiyor? Çünkü hem ben meraklıyım hem de insanlar merakta. Nelerle meşguldün? Biraz onlardan bahsedebilir misin? Merhaba öncelikle, hoş bulduk. Ya evet, dediğin gibi son birkaç aydır kafayı kaldıramadım gerçekten. Fazla yığılmalar oldu. Zaten benim kendi projelerim de vardı. Hani seninle çektiğimiz videolardan sonra da yine olay tabii bir yere evrildi. Ser istemez. Ya bir yoğunluk oldu açıkçası, olmadı değil. Onun sebebini de şuna bağlıyorum ben. Hani birçok Almanca ile Almanya ile alakalı çelikler var. Ama bizimki biraz farklı olduğunu ben hani görüyorum, hissediyorum. Bana göre ben normal konuşurum ama yani dışarıdan bakan insanlar fark görüyorlar. O fark da şuradan doğuyor. Yani biz burada dilimizin hani ağzınıza geleni söylüyoruz. Kalbimizde ne varsa söylüyoruz. Hiç kimseden çekinmiyoruz, kocunmuyoruz. İkinci planımız yok. Sen beni direkt tavsiye ediyorsun. Hani yok reklam yapıyorsun diyorlar. Yani bizde her şey ortada. O, o konuyu şöyle söyleyebiliriz yani insanlara bir kez daha sonuçta ben seninle söyleşi için tanıştım. Evet, söyleşi yapmak için tanıştım ama sonra aramızda bir muhabbet gelişti. Arkadaş olduk. Muhabbetimiz sürdü. İşte sonra ne yapıyorsun abi sen? Onu anlattın bana. Ve sonra ben de baktım senin yaptığın çalışmalara falan. İşte senin şeffaflığını da görünce E dedim ki madem arkadaşız destek olayım. Aslında bu olay ya bir de olması gereken bu yani biz yapmayacağız da. Biz bunu seninle de bak konuştuk şu an. Kayıtta da bunu söylüyorum. Biz yapmayacağız. Kim yapacak? Bak bakıyorum şöyle etrafa ki şimdi ilk defa seyredenlere de söyleyelim ne yaptığımızı. Senin ilk defada da görenler de olabilir belki. Sen Türkiye'den yeni geldin sayılır bize göre. Bir entegrasyon sürecin var. Ben daha da erken gelmişim. Bayağı da erken gelmişim. Burada doğmuşum aynı zamanda tabii. Benim de yine farklı bir bakış açım var şu an. Aslında senin gibi böyle sonradan gelen arkadaşlara ben yardımcı oluyorum. O yüzden sen zaten sen şu an benimle röportaj yapıyorsun. Kadir burada neredeyse 20 senedir Almanya'nın devlet kurumlarında çeşitli kurslarda hem hocalık yapıyor hem de dil sertifikaları sınavı var ya bu işte A1, B1, C2 neyse bütün seviyelerde bu sınavlara giriyor. Yani hem ders veriyor hem de sınavlarda hocalık yapıyor. Bunun yanı sıra benim gibi insanların nasıl acılar, nasıl sıkıntılar çektiğini gördüğü için integrasyon kursuna da başlamış. İntegrasyon yani şöyle uyum süreci diyebiliriz. Hani mesela ben şimdi geldim bayağı bir sorun yaşadım ya o sorunları azaltmanın bir yolu ve bunun içinde nitelikli iş edindirme kısmı da var. Yani sizin orada yaptığınız meslek neyse, mühendislikse mühendis, doktorsa doktorluk, hemşerikse hemşerik, fotoğrafçıysa fotoğrafçılık. Yani aklınıza gelecek ki aşçıysa aşçı ama hani nitelikli işler böyle dandik, kayıtsız, kuyutsuz değil ve Alman firmalarında özellikle bunu belirteyim, Alman firmalarında bunu yapmanızı sağlıyor hani kurumsal kurallara uyan, dürüst maaş veren, dürüst çalışma koşulları sunan iş yerleriyle sizi irtibatlandırıyor ve oralardan size iş buluyor. Bir de sorudan Türkiye açıldık biliyorsun. Ki benim Türkiye açılmamdaki motivasyonlardan bir tanesi neydi? Bu Almanca konusuydu aslında. Çünkü buraya geldikten sonra belli bir altyapısızlıktan sonra yani Almancayı yanlış başlamış oluyorlardı ve Almancada önemli bir dil ve kompleks bir yapısı var. Baştan iyi öğretmem lazım diye düşündüm kendi kendime. O yüzden hani ilk kimse daha öğrenmeden, daha yanlış dilime yüklemeden başlatayım istedim. Yani her şey aslında örtüştü. Böyle bir sürece geldik, girdik. Yoğunluğumun sebebi de işte bu zaten zaten yoğunum. Bir de üstüne bu şeyler gelince hani yeni projeler gelince bu benim şu an iş bulma koçluğu sonra üstüne Almanca koymak zorunda kaldık. Yani koymak zorunda kaldık derken tabii ki benim işim bu ama ben aslında buradan başlamak istememiştim. Çünkü zaten hani şey sanıyordum ben hani Türkiye'dekiler zaten öğreniyor sanıyordum. Hani sertifikamız var diyorlar, abimiz var diyorlar, A2'miz var diyorlar. Ben de onlara inanıyordum yani şahsen. Belli bir zaman sonra artık inanmamaya başladım. Artık ilk başta hakikaten olma, anlamadım meseleyi. 1, 2, 3, 4 olunca dedim ne oluyor burada? sonra neden çok da hızlı hareket eden bilen bir tip değilim yani hemen hemen plan proje değiştiremiyorum. Uzun vadeli düşündüğüm için her şeyi. Uzun sürdü benim tekrar bunu anlamam. Hani Türkiye'de Almanca öğretmek zorunda kalmam. Uzun sürdü. Yani bu karara varmam. İşte geçen sene başladık sayılır. Geçen senenin sonlarına doğru. Şimdi artık bu ayrı bir konsept çünkü. Yani Türkiye'dekilerin Almanca öğrenmesiyle Almanya'dakilerin mültecilerin Almanca öğrenmesi aynı şey değil. Konsept sürüyor şu an hani böyle işte arkadaşlarla beraber öğreniyoruz. O arada tabii ki ben de bir daha şey öğreniyorum. Hani en etkili nasıl olabilir onun derdindeyim ben. Yoksa biz oturup anlatıp geçiyoruz. Tabii sıkıntı yok ama benim derdim o değil. Hani ben her zaman en iyisini istediğim için. 20 kişi varsa grubumda 20 kişinin de bir yere gelmesini istiyorum. Hani benim derdim o. Yoksa normal oturup anlatsam da öğretmenler gibi yani zaten hani iyiyim yani hani İyi, iyiyim diyorlar, iyi olduğumu da biliyorum. Ama daha da iyisini yapmaya çalışıyorum. O yüzden birazcık da kafam projelerdeydi, konseptlerdeydi. Ha bir de şu var, şimdi başvuru yapan arkadaşlar var. Cevap veremedim, dönüş yapamadım. İşte YouTube kanalıma yorum olarak yazdılar. Onlara dönmeye çalıştım, sonra geri silenler oldu. Şimdi dönmeyince ben, YouTube adamın şeysi, yorumu öyle kaldı bu sefer. Kadir Bey işte başvuru yaptık diyor. Ben ona dönene kadar bazı 2-3 gün sonra bakıyorum yorumlar silinmiş. Ortalık biraz karıştı. Ve şimdi tekrar herkesten böyle kusura bakmayın hani tabii ki de bir mecburiyetimiz yok. Herkese dönmek zorunda değilim ama bir şekilde de hani ihtiyacı olanlara gerçekten hani böyle işte Almanya'ya düzgün yoldan gelmek isteyen, Almancasını düzgün öğrenmek isteyen, fedakarlık yapmak isteyen, işte ne bileyim bu yola baş koymuş insanlara gerçekten yardım etmek istiyorum. O yüzden de kusura bakmasınlar ama şimdi bakın tekrar şu an biraz kendime geldim. Şimdi daha önce başvuru yapanlara yine bir mail atacağım. Eğer yine de bakın yine benim YouTube kanalıma siz yine yazın ben bu ara okuyabiliyorum. Oraya gelsinler orada mı Çünkü bir daha başvuru yapmalarına gerek yok ya başvuru yapmışlarsa eğer. Ben isim yazsın ben oradan buluyorum zaten sistemde. E sonra dönüş yapıyorum. Ona göre de bir plan çıkartıyoruz. Ya durum böyle biraz yoğunluk vardı gerçekten. Sen sonra da işte senin videoların aracılığıyla da çok arkadaş bana ulaştı. İşte şöyle oluyor işte. Hani %10'unu alabiliyorum. %90 dışarıda kalıyor. Hani ilk başvuran ve da ilk dönüş yapanlar direkt giriyorlar gruba. Sonra kapasite de oluyor. Hadi bunu da işte şu an engellemeye çalışıyorum. Yani kapasiteyi şu an artırmaya çalışıyorum. Ki o yüzden %90'ların en azından bir yarısı daha faydalanabilsin diye. Bizim işte programdan, kurslardan. Onun da çalışmasını yaptım açıkçası biraz hani. Yani boş durmadık yani. Böyle oturup da valla yazın tatil yapmadım ben. Valla ona ben şahit oldum evet gerçekten. Yazın... harıl <laughs> çalıştın. Yazın tatil yapmadım gerçekten. Çok çok zordu benim için ama sonuçta dedim ya hobi. Bak ben burada iş yapmadım buradan belli bakın. Ben iş yapıyor olsaydım derdim ki tabii ki birkaç kursuz tatil yaptım. Çünkü tatil sezonu olduğu için yaptım. Ben tatil yapacağım için değil. Hani zor olacağı için yazın yaptım. Ama ben yapmadım tatil. Buradan da ne anlıyoruz? Kadir Öztürk demek ki hakikaten adam hobisini iş yapmış yani. Buradan ben de kendimi tekrar hani kendimi çekiyorum diyorum diyorum. <laughs> Bendeki gariplik ne? Gariplik yok yani. Zevk aldığım işleri yapıyorum. Çalışıyorum gibi de gelmiyor bana yani zaten. Yani şu an hobi yani. Aslında bütün bunları yapmanın amacı şu. Türkiye'den Almanya'ya gelmek isteyen çok sayıda insan var. Ben şey soracağım abi sana. O kadar çok insanla da muhatap oldun işte şimdi dil kursları aracılığıyla yine bir kısım insanla konuşuyorsun, işte fikir tartışıyorsun, belki gözlem yapıyorsun. Bu göç yolculuğunda yapılan en büyük hata ne sence? Sen neyi gözlemliyorsun? Var mı böyle bir şey? Şimdi eğitimli insanlar var, vizyonlu insanlar var. Az da olsa Türkiye'de şu an yaşayan bir vizyon olan insanlar var. Yurt dışı belki görmüş, kendisinin ne bekleyebileceğini tahmin eden insanlar var. Bunlar bir azınlık. Bizde onluk bir kesim. Bizde doksan bir kesim. De bu özellik maalesef yok. Olmamasını kınamıyorum. Türkiye'de şartlarında olmayabilir. Hani görmemişsindir, duymamış işinle gücünle meşgulsündür. Hani kanamıyorum yani hani e, sen vizyonsuz son falan demiyorum kimseye. Ama şunu bekliyorum. Ben bir şey ben bir şey anlatıyorsam bir kulak ver onu. Hani biraz açık ol ona onu bekliyorum insanlardan. Hani soru neydi? Soru şuydu. Buraya gelmek isteyen insanlar var. Çok sayıda insan var ama en büyük eksiklik ne yani bu yola çıkarken yapılan en büyük hata ne? En büyük eksiklik ne senin i̇şte, gözünde? Evet. Bu vizyona bağlı olarak şöyle bir hata oluyor. İnsanlar Almanya'ya gelmek istiyor. Bitti. E ee, Ötesi yok. Aynen yani tamam geldin. Bu Almanya'ya gelmek bir hedef değil ki. Yani işte bunu mesela düşünemiyorlar. Adam kendine istediği bilmiyor aslında. Hocam diyor ben Almanya'ya gelmek istiyorum. Neden? İşte daha iyi bir yaşam. Nasıl olacak o daha iyi bir yaşam? Almanya'da daha iyi bir yaşam kime var? De Değil mi? Sana var mı mesela şu an dahi bir yaşam? Ben bazı şeylerde vardır. Burada araya girip direkt kendi örneğimi vereyim. Ben çünkü bunun yaşayan örneğim aslında. Belli bir vizyonum var. Hani okumuşum, eğitim almışım. Hatta daha öncesinde Avrupa'yı kısa sürede olsa Almanya'yı deneyimlemişim. Ama oraya döndükten sonra hep şey şey Gideyim gideyim ve dediğin gibi iki diyeceğim. E orası daha iyi. Evet daha iyi. Ama senin nasıl geldiğin çok önemli. İşte ben geldim abi. Amaç şeydi çünkü. Gelmekti ya. Abi bir geldim. Geldiğin şirket, geliş koşulları, geliş koşulları daki o bağlı olduğum vizenin maddeleri, şartları, üstündeki kısıtlamaları o kadar çok şeyle karşılaştım ki ve hiç de öyle değilmiş. Ben hala kendi durumumu düzeltmeye çalışıyorum çünkü baştan o kadar yanlış yapmışım ki. Hani senin o Almanca örneğinde verdiğin düğmeyi yanlış ilkemek örneği var ya, ben onu hem geliş tarzımda yapmışım hem de özel olarak Almanca öğrenmede de mesela böyle bir şey var. Onu da yaptım. Yani çok vakit kaybettin işte. Evet, o yüzden. Evet. evet Gerçekten çok vakit kaybettim. Hani madde olarak, manevi olarak bir sürü zar Gördüm. Bunları yapmasınlar mesela bana baksınlar bana sorsanlar ama şu da var mesela bana sorduğunda bir insan bu arkadaşım da oluyor bazen abi diyorum ki bak şunu şunu yapma bu sefer de diyor ki bana e sen gittin sen yaptın ya e ben de oğlum onu diyorum işte ben geldim de acı çektim bazen pişman oldum bazen olsun baş, diyorlar biz de çekeriz yapmalılar. diyorlar diyor. öyle değil ama hafta olduğu gibi olmuyor yani pişman olacak ama şöyle oluyor mesela ben yani iki hafta sonra krize giriyorlar yani iki hafta sonra o şey bitiyor Almanya'ya geldim olayı bitiyor artık hani bitti ya. Yani. evet Almanya'dasın kalkıyorsun sabah yine Almanya'dasın evet sabah kalkıyorsun yine Almanya'dasın evet her gün Almanya'dasın ama efekt bitti artık geri dönmeyi düşünüyorsun yanlış gelmişsen eğer tabii ki seninle konuştuğumuzdan sonra yine benim anlattıklarım arttı daha çok hani böyle Vakalar var sürekli bana böyle gelen vakalar var. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Ya şoktan şoka giriyorum ya ben sürekli belki gir hani, anlatmışsınız giriyorum ya ben hala şoktan şoka giriyorum ya bak yeni yeni şoka girdim ben mesela diyelim ki bak YouTube'cu tamam mı adamın binlerce takipçisi var övgüler alıyor çıkıyor böyle göğsünü gene göre anlatıyor uçuyor kaçıyor falan sen de sanıyorsun ki bak Türkiye'den bu adam otorite bu adam sorumluluk sahibi bu adam bir yerlere gelmiş bu adam bu işi yapıyor diye düşünüyorsun ve diyorsun ki bu adam doğru insandır kesin yani bana kesin doğru yol gösterir diyorsun İşte istemez. Çünkü sen ondan onu beklemiyorsun yani. Eli düzgün bakıyorsun adamın YouTube kanalı var. Şaşalı şa, bilmem ne. Logosu güzel falan. Atıyor, tutuyor, kaçıyor falan. Beklemiyorsun bu adamdan. Sana kazık atmasını beklemiyorsun. Beklemezsin. Demezsin yani. Ama yapıyor ya. Ya göz göre göre yapıyor ya. Bakın o en meşhurunu demiyorum ben. Şimdi ismini söylemeyeceğim. Çünkü geliyor hemen Facebook şeyime yazıyor ondan sonra. Benim Facebook hesabıma yazıyor gelip. Onun ismini vermiyorum. Ona da eleştirilerim var zaten. O da ayrı bir konu. Ama bir de bunun haricinde şey bir YouTubeçu işte Instagram amca falan filan adamlar var. Adam vurgun yapmaya çalışıyor. Diyor ki benim takipçim var diyor bu kadar. Diyor adam baş 100 euro toplasam diyor. 50 toplasam diyor. 1000 toplasam diyor. 5000 toplasam diyor. Ben de hesaplıyorum şöyle bir hakikaten. Bayağı para yapıyor. E bu para içinde bu adam her şeyi yapıyor işte bak. Çıkıyor anlatıyor. Çok güzel bilgiler veriyor sana. Sana yardımcı olmaya çalışıyor. Kendi falan. Bir bakıyorsun ki gene benim arkadaşlarım Allah'tan bana söylüyorlar. Bakın ben, benim de bir grubum var sonuçta. Ya diyorlar işte yarım saat görüştük. 80 dolar diyor. Birisi mesela. Ne anlattı? Benim anlatmadım ne anlattı? Allah aşkına burada sır ne bana bir söyler misin? Sır ne burada? Almanya'ya gelmekteki sır ne arkadaş? Ya bu kadar cahillik olabilir mi ya? Değil mi? Sır sır ne? Sana bir kapı göstereceğim. Oradan Almanya'ya gireceksin tamam mı? Saati 100 dolar ama ha. Hangi kapı o? Biz sana sözleşme ayarlayacağız. Hı. Bu mu? İlegal. illegal yol mu şu an benim yani gideceğim kapı? Ya bir daha söylüyorum bakın. O kadar hani herkesin göz önündeki çözüm. Sır. Çok göz önünde herkesin. Ne yapacaksın? Çok basit ya. Ya adamlar kanunu niye çıkarttı bak? Bu, avukatları bırak. Danışmanları bırak. Her şeyi bir kenara koy. Kanun manun seni umur... Sen senin kanunla senin ne var bir kere? Sen Türkiye'de çalışan bir adamsın. Sen avukat değilsin. Ve kanunlu bir olayın yok senin daha. Sen kanunu ne yapacaksın? İş bul gel bitti. İş bul gel bitti bu kadar. Ki Ben öyle geldim abi hiç... Kimseye danışmadım. Sadece konsolosluğun sitesinde yazanlara baktım. İş bulduğuma geldim. Bu kadar. Ve çok kısa sürede geldim gerçekten. Ve o dediğin tipler var ya mesela işte soru, soru başına 150 euro istiyor. Adam sır verse var ya euro. o paraya. Sır verse o paraya var ya al diyeceğim bin sana. Beş bin al. Sır mır. Adam kazıklıyor seni. Abi sır yok ki zaten sır yok. Bir de şu var. Ben diyorum ki mesela bana da sorular geliyor. Oralarda bak adam diyor ki ben para verdim yanıt alamadım diyor. Bana soruyor. Ya Adem Bey diyor sizden daha çok yanıt aldım Allah razı olsun. Sonra diyorum ki ben ya bakın benim videolarım var ben her şeyi tüm sürece anlatıyorum. Acaba diyorum tüm sürece hani böyle bedava bilaha bedel insanlara faydam olsun benim çektiğimi çekmesinler diye anlattığım için mi böyle oluyor? Ben anlamıyorum. Aynen bak bunu diyecektim sana. Biz bedava anlatınca bizi dinlemiyorlar bak. Ben bedava anlatıyorum ya adam diyor ki o kadar kolay mı ya? Hani bu adam bunu niye anlatıyor? Para mı isteyeyim şimdi ben seni birbirini dinlemen için? Ki Almanca'da bunu yapmak zorundayım tabii ki. Almanca'da ben hani biraz geçen sene falan böyle anlatıyordum. Bedava anlatınca dinlemiyorlar illa para alacaksın. O zaman kıymet veriyor senin söylediğine. Ya ben aslında onların söylediklerini var ya belki, belki bin katı daha değerli laf ediyorum burada. Bedava anlatıyorum ya o yüzden. Kıymeti yok. Yani bu hatayı yapmasınlar. Bakın aydın bir insan bu hatayı yapmaz. Der ki ulan burada bir vay ve burada bir olay ve adam bir şey yap. Başkalarının söylediğinin tersini söylüyor bu adam. Ne diyor bu adam demesi lazım. Ha şu var. İş bol gel. Tabii ki de en zor yol bu. En kolayı danışmana böyle beş bin sekiz bin verip ilegal gelmek en kolayı. İlegal değil abi. gel değilmiş ya. O şey kanunda boşluk varmış. Eee işte şey olarak geliyormuşsun. Sözleşme şöyle yazıyorlarmış. Sen öyle geliyormuşsun. Sonra kargo dağıtıyormuşsun. İlegal değilmiş bu. Diyor Almanlar ki... Almanlar aptal. ha, Aptal Almanlar değil mi? Almanlar aptal. Lojistik firmaya mesela geliyorsun. Ben neyim işte bilmem ne temsilcisi işte oradaki organizasyon yapan müdür olarak geliyorum. Ama şey dağıtacağım işte kargo dağıtacağım. Kutu koli taşıyacağım falan. Sonra da diyorlarmış ki bu insanlara. Ya sen bir sene çalış, bir sene sonra zaten çıkarsın, işsizlik maaşa bağlarsın, işte Arbeitsamt alır seni, ondan sonra istediğin işi bulursun, Almanca öğrenirsin. Bir de bunu çok söylüyorlar abi. Anlatılı gibi değil, evet. Bak şimdi bu fenomenler, Instagram'cılar, YouTube'cular, işte danışmanlar, bak bakalım yüzde kaç tanesi Almanya'da kaç senedir? Bizde 90'ı yeni gelmiş değil mi? Ya 3 ay önce gelmiş, sayfa açmış insan görüyorum ben. Adam ya. yeni gelmiş bak, Almanya'yı bak tanımıyor, Almanya'yı bilmiyor, Almancası yok. Almanya'yı bilmeyen bir adam seni her türlü yola sokar. Dikkat et. Neden bilmiyorlar biliyor musun Almanya'yı? Şu Almanya'da şöyle bir olay vardır bak. Almanlar önce bir seyrederler. İzin verir sana. Sokağa çık şimdi mesela suç işle işlersin dibine kadar işlersin suçu. Oraya vur, buraya vur, arabaya şeye sür falan filan ondan sonra ama cezasız kalmaz. Mesela örnek vereyim sana bu korona döneminde test merkezleri açılmıştı burada devlet desteğiyle açılıyor. Sen test başına para alıyorsun devlette. Bütün buradaki dönercenin hepsi test merkezi oldu o yüzden devlet para ha, veriyor diye. Aynen devlet para veriyor diyor. İşte bu zırh cahil kesim. Bu da Almanya'daki zırh cahil kesim. Almanya'yı tanımayanlar bak. Açtılar hemen o para var. Para götürelim vurgun yapalım kafası ve hakikaten aldılar da bir sürü para. Ama şunu bilmiyorlar. Almanlar önce sana bir parayı verir. Sana güveniyor diyor önce bir. Bu demek değil ki bunlar aptal. Bak şimdi hiç duyuyor musun hapse girenleri? Hiçbirimiz duymuyoruz ama dolu. Habire davalar davalar bak aradan 3 sene geçti. Şimdi bütün davalar görülüyor artık. Adamlar rük ve rükvekent geriye dönük açıyorlar. Şimdi burada bir furya var. Bak mesela birkaç senedir geçen seneden beri 2 seneden beri böyle kapılar açılıyor ya. Almanya kapıları açtı. Ama şimdi aynı kafa ne yapıyor şu an? Aynı kafa. Ben bunu bin kere uyarıyorum insanlara ama bundan sonra artık benden günah gitti bakın. Bunlar şimdi diyorlar ki tamam gel. Sana şimdi biz güveniyoruz. Okey gel. Hani sözleşmede bu mu yazıyor? Sen bu işi mi yapacaksın? He tamam bize zaten bu işçi ihtiyacımız var. Okey diyorlar. Vizeyi veriyorlar sana şimdilik. Ama 3 sene, 4 sene, 5 sene, 2 sene ki ben şimdiden duymaya başladım. Dosyalar geri açılıyor. Bazıları bana inanmıyorlar böyle. Yok diyor ya o geldim. Çalışıyor. Hiçbir şeyimiz yok. Biz vergimizi ödüyoruz diyor. Bu işte 3 gün önce gelip de danışmanlık yapanlar bana saldırıyorlar bu şekilde diyorlar ki ya bu bilmiyor falan. Bak ben sana buradan bak kalıbımı basarım. Bu adamları biz yarın bir gün görmeyeceğiz piyasada ki bir tanesi zaten sildiler bile piyasadan. Adam çok hızlı bir giriş yaptı piyasaya. Danışman işte garanti verdi 6 haftada bilmem ne vizesi 8 haftada şu vizesi falan garanti veriyor. 10 bin 12 bin öyle adam para topluyor. Toplamış da bir de reklam yapıyor. Reklam veriyor bakın bir de siz sanıyorsunuz ki ulan bu şirket şey ciddi yani zeriyoruz şirket sanıyorsun. Bir de gösteriyor bak diyor bunu getirdim bunu getirdim. Aa diyor vize aa vize 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 böyle vize satıcıları bunlar. Adam şimdi yok. Kayıp ne de bilmiyoruz Kimse onun haberini yapmıyor Hep biz şeyleri görüyoruz böyle Aa aldım bize aldım geldim işte Almanya'dayım Et fiyatları bakın Almanya yeşillik ne güzel Buralar işte kuzen geldi ben de geldim Sıfır Almanca ile geldik onları seyrediyorsun Arka tarafta adam hapse mi giriyor Sürülüyor mu haberimiz yok mesela şu an e bak Bakın başladılar şimdi O yüzden herkese şunu söylüyorum bakın Eğer araman meslek sahibiysen Almanya'da Bir pozisyonun varsa Almanya'da senin Diploman da buna uygunsa işi de biliyorsan Çık gel ama nasıl gel? Biraz Almanca öğren. Bak biraz diyorum. Biz yani bizim kurslarda şimdi reklam yapayım ben. Bizim kurslarda 3 ay, 4 ay içerisinde, 3 ay içerisinde konuşabilecek duruma geliyorsun. Hani en azından bir ezbersiz kalıbın dışına çıkarak doğaçlama yapabiliyorsun. İsmini söyle, şunu söyle, bunu söyle, Almanya'ya gelmek istediğini söyle. İşte ne bileyim spontan cevap ver. Bunları yapabiliyorsun bak. Bundan da önemlisi Almanca'yı anlıyorsun. E bunu yap. Bunu yapmak zorundasın zaten. Yapacaksın bunu. Şartları yerine getireceksin. Şartlar yerine getirmiyorlar. Aa, diyorlar biz Almanya'ya gelemiyoruz. Almanya kapılarını kapattık. Bizi alamıyoruz. E tam şartları yerine getirsen sadece. Bak bu kimin için iyi? Bu en başta senin için iyi zaten. Yani senin için iyi bu. Bir sağlam bir işin olacak. Maaşın olacak. İnsanlarla anlaşabileceksin. Ve geri döndürülme ve ne bileyim geri atılma ihtimaliniz azalacak. Diğer türlü ne oluyor? İşte danışman hani o yoldan gidenler ne yapıyorlar? Ben sana söyleyeyim mi? Biz diyoruz ki win 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 herkes kazanıyor. Bakın bizim sistemde. Her, zaten amaç o. Herkesin kazanması amaç. Almanya kazanıyor. işveren kazanıyor. Çalışan kazanıyor. Danışman eğer ben mentorsem mentörsem ben de kazanıyorum. Hep beraber kazanıyoruz. Öbür türlü hep beraber kaybediyorlar. Danışman da kaybediyor değil. Çalışan kaybediyor. Neden? Almanya'ya geldin sınırdan geçtin. Paran gitti. E Hiçbir şey yok elinde. Ne kağıtlarını yapmışsın doğru dürüst. Ne Almanca mı var? Geçmiş olsun artık ondan sonra. Ben neler duyuyorum? Camilerde yatanlar mı? İntihar edenler mi? Konteynerlerde yatanlar mı? Oradan yemek isteyenler mi? Geriye dönemeyecek parası olanlar mı? Bakın burada şimdi yazmıyorlar mesela. Youtube'a yazmazlar mesela şöyle. Evet ben evet böyle söylüyorum falan yazmazlar. Ama Facebook'ta bazı şey gruplarında anonim yazıyorlar. Ben de görüyorum onları. E bu adamları şimdi kim getirdi buraya? herkes kaybediyor. Danışmanla kaybediyor. Farkında değil ama ne yaptığının. Adam bilinçsiz. Bir yere para yığıyor gibi kendi çapında. Para, 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 para. Ne yapacaksa o parayı artık kimse kazanmıyor. Almanya zaten kazanmıyor. Ve bu cezasız da kalmayacak. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Öbür türlü herkesin kazanması lazım. Peki sence bu şey yaratır mı? Mesela diyelim. Hani şeyi bırakıyorum. Direkt insan kaçakçılar. Hani sınırdan geçirenler var ya sadece ortada. Onu geçiyorum. Nitelikli bir insanım ben. Danışman firması var. Beni getirdi ama aynen dediğin gibi kendi anlaşmalı firmalarına getirdi. İşte göstermelik sözleşmeler yaptı falan filan. Bu zamanla şuna da yol açmaz mı? Almanya'daki Türklere bakışı zedelemez mi? Yani başkalarını bir inceliyorsa bizi 10 kez inceler. Ne bileyim vize red oranlarımız artmaz mı? Yani bu ilerisi içinde de sanki kötü olacak gibi. Bu gidişat. İşte ben önce ona kızıyorum zaten. Ben neden bu kadar sinirleniyorum böyle tiplere? Adam benim de imajımın içine ediyor. Sahtekar. İnsanlar artık bizden bıktı ya. Alman kurumları falan bizden bıktı artık ya. %90'ı böyle şey olunca bir Türkiye'den gelen %90'ı sahtekar resmen adamlar. %90'ı böyle yapınca şimdi An biz bir şekilde beni Almanya'ya getir. Ben bir şekilde Almanya'ya gelip şunu ayarla bunu ayarla. Ayrıca ne olursa yaparım diyor. Ona göre de adamlar düzen kurmuşlar bir şekilde şimdilik diyorum. Almanlar da artık tabii ki vermez ya bize. Ben olsam komple kapatırım ki. Ben olsam valla komple kapatırım. Dedim ki %90 böyleyse bunların. Ama %10'da, %10'da kalsın dedim. Giderim Fas'tan şuradan buradan Vietnam'dan alırım yani. Ya bizimkiler akıllanmıyorlar ya. Valla akıllanmıyorlar ya. Geçen sefer böyle sert değildim. Bu sefer biraz sertleştim. Ya bir akıllanın ya. Valla bir akıllanın ya. Lütfen ya. Ya ben de hata yapan bir tipim. Ben de hep hata yaparım ama birazcık da beyin kullanmak mak lazım değil mi ya kızıyorum Evet. Bütün imajımız yerle bir. Bunların yüzünden. İmajdan daha ötesi var yani. Hakikaten kendi geleceklerini yok ediyor ve dediğin gibi asıl önemlisi buraya geldikten sonra bile bin bir türlü sıkıntı çekiyor ve bizim insanımızda da şu var yani. Bende bile o bir parça vardır. Hani o baskıyla geliyorsun. Hani gittin kurtuldun baskısı var ya. Sanki Almanya'ya gelenler otomatik ben her şey donanıyormuş gibi. Hani şeyde yapamıyorsun. Ulan geri dönmeyeyim. işte şimdi şey olur. Kaybetmiş gibi görünüyor. Aynen. Geri dönemiyorsun. Aç çatayım ben burada kalayım muhabbet. Aynen. Aynen. Peki şey konusunda ne diyorsun? Sen, ben, hani bizim gibi insanlar yani ne yapmalıyız? Nasıl bir şey yapmalıyız ki hem insanlara faydamız dokunsun hem de biz de güzel bir organizasyon mu kuralım? Yani sen çünkü bu işin içindesin işte Almanca öğretiyorsun insanlara, nitelikli işler buluyorsun. Peki gelecek adına hani senin planın ne? Senin bunu genişletmek adına, daha iyi yapmak adına düşüncelerin var mı? Ya açık söyleyeyim bak ben şu an aşırı açık konuşuyorum şu an. Ben bu işi şu an inadına yapıyorum. Normalde aslında beni çok yoruyor ve para da falan da kazanılmıyor yani. Hani bu işte çok para var diyorlar ya. E bu kadar yorul yani ben şeyde yorulmuyordum mesela normal işlerimde yorulmuyorum yani bu kadar. Burada çok aşırı yoruluyorum. İnadına yapıyorum. Neyin inadına yapıyorum? İşte bu adamlara bırakmak istemiyorum bu sahtekarlara piyasayı. Benim şu an tek motivasyonum bu. Bir ki birkaç defa da vazgeçecek oldum açıkçası ben. Çünkü Türkiye'den de böyle birkaç arkadaş böyle benim moralim bozu güvendiğim birkaç arkadaş. Böyle işte, neyse söylemeyeyim. Yani birazcık beni hayal kırıklığına uğrattılar. Ben de böyle duygusal takılan bir tipim ya. Profesyonel olmadığım için yani kafa olarak. Piyasada kaldım. Ve evet bir plan gelişiyor. Her ne kadar da yavaş gibi gözükse de çünkü düzgün olan bu yavaş olması lazım. Hızlı olursa her şey zaten bir sıkıntı var demektir. Böyle bir vizyon var şu an bende. Neticesi ne olursa olsun artık bir inat urunu şu an devam ediyorum. Hani olayın işte bu yönü var manevi yönü var. En azından hani gerçekten ihtiyaç olanlara bir sahip çıkmak. Onlara bir yol gösterebilmek ve sizi o bataklığa sokanlardan da sizi kurtarmak. Ama işte onlar şu an daha çoğunluktalar. Ama biliyorsunuz haklı olan normalde güçlüdür. Biz haklıyız ve biz güçlüyüz. Yani işte senin benim gibi böyle samimi insanlara çıkacaklar. Gerçekleri anlatacaklar. Gerçekler bunlar. Gerçek nedir? Gerçek şudur. Almanya kanunu neden çıkarttı? Kalifi eleman açıdan dolayı çıkarttı. O açı doldurmaya çalışıyor. Kargocu açı doldurmaya çalışmıyor. Bu bir. İkincisi doğru olan yol tabii ki daha zor olan yoldur. Zor olan yol nedir? Senin Almanya'ya hani Türkiye'deyken kafa olarak biraz hazırlanmandır. Hangi dokümanlar buradaki çerli onu bilmendir. Almanca biraz öğren öğrenmendir. Kafa olarak Almanya'ya zaten gelmendir senin. Kafa olarak Almanya'ya gelmen lazım öncelikle. Bedensel geçişten çok biz mental olarak geçişten taraftarıyız. Yani zaten entegrasyon budur. Bunun içinde zaten hani böyle bir konseptim var. Uyguluyorum. Sürekli geliştirmeye çalışıyorum. İşte önce Almanca yapıyoruz. Çünkü sürekli Almanca takıldığımız için. Önceden Almanca yoktu aslında evet. ilk etapta ama baktık sürekli bir Almanca muhabbeti olduğu için. Işte ben de hani en iyi öğretenlerden biri olduğum için yapmak farz oldu. Onu yapıyoruz. 3 aylık bir Almanca sürecinden sonra yine 3-4-5 aylık, 6 aylık bazı iş bulma sürecimiz oluyor. Yine bir entegrasyonla beraber yine. Ondan sonra şartları yerine getirenler normal şartlar altında iş bulup geliyorlar. Bak şöyle bir durum var. Şimdi işte gruplarda falan yine herkes böyle iş verenlerin peşinden koşuyor. Eğer iş bulmuşsa güya iş bulmuşsa eğer iş bulmuşsa sözleşme bulmuşsa diyeyim. Adam bulmuşsa diyeyim. Adam araya sokmuşsa ayarlanmışsa. Ayarlanmışsa ne oluyor biliyor musun? Bak herkes şu an kendini çek etsin burada. Herkes. Ben işverenin peşinden koşuyorum. İşveren öbürünün peşinden koşuyor. Ben sana bak ispatlarım. Bizim işverenler bizim peşimizden koşuyorlar. Nerede kaldığı ne kadar daha sürer? Ne aşamadasınız? Adam bize soruyor nerede kaldı diye. İşveren bizim peşimizden koşuyor. Neden? Çünkü adam doğru adamı bulmuş. Biz doğru adamla doğru şeyi buluşturmuşuz. Eğer işçi diyorsa çalışan. E ne oldu bizim işler oldu mu? Ne zaman geleceğim? Ne zaman çalışayım? Öyle diyorsan sen şu an almaya gelmek üzereysen veyahut da bu yoldaysan bil ki sen iş bulmamışsın. Sen iş bulmamışsın. Orada bir sahtekarlık var orada o zaman. Normal bir durum değil bu. Ya sahtekarlık vardır ya da işveren işveren değildir o zaman hani. Adam ihtiyacı yoktur demek ki o zaman. Vazgeçmiştir. O zaman vazgeçsin, vazgeçirsin de Başka iş bulsunlar. Başka iş bulamayacak durumdaysan, yine bir sıkıntı var. Bak ben sadece bu adamı buldum, bu işi buldum, bu iş olmazsa almaya gelemem. E o zaman geçmiş olsun zaten sana. Geçmiş olsun o zaman. Sen zaten bu adama bağlı kalacaksın o zaman. Adam seni siz zaman Türkiye'ye gönderecek o zaman. Hani sadece ona bağlıysa ikinci, üçüncüyü bulabiliyor olman lazım. Ki ikinci iş bulmak da biraz sıkıntılı tabii ki. Yine bir bürokratik süreç var. Onu da iyi yönetmek lazım. O da ayrı bir olay. Ama yine de şart. Bir kere iş bulan adam, bilginin gücüyle... Adam artık her türlü buluyor. Bir defalarca ben şahit oldum buna bizim arkadaşların arasında. Bir kere iş buluyorsa ikinci de buluyor, üçüncü de buluyor. Adam ayarlanmışsa o adama o zaman muhtaçsın. Adamın elindesin. Geçmiş olsun. Her türlü geçmiş olsun. Bir de şu var. Bizim kültürde de belki de bu var. Normal bir şekilde şartları yerine getirip, biraz çalışıp, biraz böyle kafayı kullanıp hedefe ulaşmak, başarıya ulaşmak kültür bizde bak yok. Bizde ne var biliyor musun? Sen bana ver. Ver bana. Neden? Burada Alman 10 cent vermiyor sana. 10 cent vermiyor. 10 cent veriyor. Yarın geri vermek zorundasın. O 10 centi sana neden versin? Ben 10 cent versene. Neden? Abi ben sana neden şimdiki 10 cent veriyorum ya? Bizde mesela ver abi. Senin anan değil baban değil. Annesi bile baba. Annesi babası bile Almanya'da çocuklara o şekilde vermiyorlar. Hak et al diyor. Tabii şey haricinde. Bu grunt video ünlüsü. Yeme içme harici tabii ki. Yani diyorum ki adam çocuk şey istiyor. Bana diyor şu arabadan diyor ki hak et. Hak et. Burada da bize o, o eksiklik var. Görüyorum. Mesela Almanca şu an gruplarında bizim. Almanya giriş süreçlerinde tak 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 tak. Gerekeni yap Anlar var ya sapa sağlam geliyorlar bak gerekeni yapmış şu kağıt lazım getiriyor bunu öğreneceğin getiriyor onu yapacaksın yapıyor tak 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 hemen bunu yapanlar geliyor şartları yerine getirenler geliyor yerine getiremeyenler gelmiyor ben hiçbir şey yapmayayım ben Almanya alsın öyle bir Almanya yok öyle bir o dünya yok bizim şey kültürü var ya Türkiye'de hep şeyden şikayet edilir işte liyakat yok liyakat yok her şey torpille gidiyor e biz o kültürü buraya da taşımışız abi hatta ben bizzat burada bak çok büyük kurumsal ismini duyunca çok şaşıracağınız firmalarla görüşmeye gidiyorum iş görüşmelerine falan ne torpil iller dönüyor ya. Alman kurumu ama hani bizim Türkçe kısmı olan şeyinden bahsediyorum. Mesela kurum Almanya'nın kurumu ama Türklere devrettiği bir departmanı var. Abi o departman tamamen torpilleşliyor. E hani liyakat diyordunuz abi. Hani en çok bundan şikayetçiydiniz. E ne oldu? Aynı senin dediğin gibi hani o kültürü taşıyoruz. Ondan sonra da diyoruz ki bu Almanlarda da işte duygu yok ya. Çocuğuna bile araba almıyor. Sokaktaki adama 10 sent vermiyor. Bunlar kalpsiz. Bunlar şusuz. Bir de buna kılıf uyduruyor. Anlatabiliyor muyum yani? Almanlardıkları için Alman Almanları bilmedikleri için Almanlar aslında şaka maka bizden beyin kapasitesi olarak zeka olarak buraya şimdi yine şey yorumlar gelecek ama bunu söyleyeceğim yine de gelsin. Hiç gelsin. <laughs> gelsin. Ben yine de bunu söyleyeceğim. Bakın bunu yazacağınızı biliyorum yine de söyleyeceğim. Kusura bakmayın. Herkese özür diliyorum. Gerçekleri konuşmak mecburiyetindeyim. Alman milleti. Bak ırktan bahsetmiyorum. Bak bu eğitim, kültür, dil, yaşadığın toprak toprağa hani şey ya ne diyorlar coğrafya kader. Adamlar bizden kat ve kat zeki, kapasiteli, üstünler beyin olarak, kafa olarak, anlayış olarak üstünler adamlar. Bir çocuk annesini kandırdım sanıyor ya babasını kandırdım sanıyor. Babası halbuki biliyor onun kandırdığını. Yemin ederim öyle. Adamlar beni, bizi bizden iyi biliyorlar zaten. Biz onu kandırdıklarımızı falan sanıyoruz. Bizi bizi sürekli tolere ediyorlar. Farkında değiliz bak. Bize sürekli müzamaha gösteriyorlar. Biz farkında değiliz olayların. Biz onları hala salak sanıyoruz. Ben mesela trafikte kaç defa böyle kaza olacaktı. Habere böyle ben haklı olduğum halde %100. Çok uzun zamandır araba kullanıyorum. Biliyorum artık yani her yer, hep aynı yerlerden geçiyorum zaten. Kaç defa kaç kişinin böyle şeyini kurtardım tamam mı? Hayatını kurtardım, işte arabasını kurtardım, ya masraftan kurtardım, kazadan kaçındım. Adamların haberi yok. <laughs> haberi yok. Benim onları kurtardığım haberleri yok mesela sürekli. Aynı, aynı mantık yani. Bu zihniyet farkını ve Almanların seni bırakıp izler sonradan yapacağını yapar mantığıyla ilgili çok yeni bir haber okudum daha dün hatta onu paylaştığımda şimdi bir tane pizza dükkanı vardı yanlış hatırlamıyorum Düsseldorf'ta bir sürü pizza çeşidi var tamam mı bunlar öyle bir sistem kurmuş ki mesela burada biliyorsun yemeklere numara verilir ya işte şu numarayı istiyorum bu numarayı istiyorum 40 numarayı diyenlere pizza kutusunun içine kokain de koyuyorlarmış tamam mı polis bunu öğreniyor sahibinin gözaltına alıyor. İki gün sonra geri bırakıyorlar. Bunlar aynı şekilde sistemi devam ettiriyor. Ama o arada polis bunları izliyor abi. Üç ay sonra falan devasa bir ekiple 300 küsür polisle aynı anda bir sürü noktaya odaklanıyorlar. Tek bir operasyonu bütün şey, şey, çeteyi çökertiyorlar abi. Hani bu aslında bize Almanların olayları nasıl düşündüğüne dair güzel bir örnek veriyor bence. Evet çok güzel bir örnek. Başka bir örnek daha vereyim. Ben bundan 20 sene önce falandı. Böyle bir yerde oturuyorum. Banuf'un arkasında bir yerde. Bir ses duydum böyle. Haldetin ağol, haldetin ağol, haldetin ağol. Diyorum diyor, ne oluyor? O, o, arada da Dünya <laughs> Kupası falan var diyorum. Acaba birisi tezahürat ne yapıyor? Ne yapıyor? Ses yaklaşmaya başladı böyle gittikçe. Yaşlı bir Alman birisinin arkasından koşuyor. Diyor ki durdurun, durdurun. Haldetin ağol. Anaa ne oldu ya? Ben kendime gelene kadar şeyi fark ettim. kapkaç olmuş. Bir tane Hı -hı. genç böyle koşuyor. Alman arkasından böyle elinden 5 yıl kapmış, kapkaç yapmış. Yetişemiyor tabii ki. Benim önüme doğru geliyor bana doğru geliyor. Ben de o zamanlar biraz böyle olayım falan. Yakalayamadım adamı. Adam cüzdandan çıkarttı para parayı. Cebinden koydu cüzdanı attı. Koştu gitti. Hemen polis çağırdık. İşte 5-10 dakika sonra geldi polis. Geldi ama adam çoktan gitti. Polise böyle nereden gittiğini falan gösterdim. Polis böyle korkarak eli tabancasında. Korka korka böyle gidiyor. Nereden gitmiş ona bakıyor falan filan. Dedim bu salak ne yapıyor ya? Dedim adam gitti çoktan. Sen ne, ne yapıyorsun? Ya dedim bu Almanlar dedim hakikaten yani nasıl yakalıyor. Bir hafta sonra geldiler eve bizim eve geldiler. Bana şey açtılar böyle 5-6 tane resim. Bu muydu bu muydu bu muydu bu muydu? Aa dedim buydu. <laughs> <gülüyor> yani <gülüyor> adamı enselediler. Bir hafta sonra çıktı ortaya. Yani sistem işliyor adamlarda. O an bir şey yapamıyorlar. Yapamazlar da. Dedim ya sen suçunu işlersin önce. Ondan sonra fatura kesilir yani. Bu şeylerde de böyledir. Hani sen görüyorsunuz. Sen şu an Almanca kursuna gidiyorsun değil mi? Evet. Şimdi geç kaldığın zaman hoca bir şey... Yani ne der hocana geç kaldığın zaman? Çok büyük bir fırça yer misin? Veyahut da seni şey yapar mı? Herhangi bir şey tepki alır mısın? Hayır ama sürekli yaparsan hani bir şey söyler. Hani ya lütfen bunu adet edinme. Bak 15 dakikayı geçirdiğinde ben buraya not almalıyım gibi bir şey. Kibarlı sen, Kibarca he, sen de derse ki ne salak öğretmen dersin. Ve evet. eğer bir şeyler orta doğudan geliyorsa ya bunlar da ne salak insanlar ya. He, tamam he, bir daha bir sonraki gene geç kalırsın. Tamam mı? Örnek. Bir ay sonra evine mektup gelir. Job center'a. Görüşmeye çağırırlar seni. Ki yani bende de oldu kaç defa. Ben, ben de seç demiyorum mesela gelenlere. entegrasyon kurslarında. Geliyor böyle bana bakıyor böyle. Diyorum geç otur. Ne yapayım ben sana şimdi? Döveyim mi şimdi seni? <laughs> ne yapayım ben? Gel otur. Not alıyorum. Bakıyor. Aa diyor bu salak öğretmen diyor ya. Ondan sonra bir ay sonra mektup gelince bana geliyor böyle mektupla. Basit diyor. Bu ne diyor? Bu ne? Diyorum ne? Neden geldi bana bu diyor. Dedim geç kalıyordu. Bu sefer bana diyor ki falan 200'lü. 200, 200 oluyorum ben. şey diyorlar evet sinsi bu Almanlar böyle. Bakın işte, ben sinsi bak, Almanlar aynen bakın Almanlar sinsi değil. 200'lü değil. Sen dersin kaçta başladığını biliyor musun? Biliyor. Kaç yaşındasın? 18'ine geçmişsin değil mi? Yükazık kadar adamsın. Ben mi sana şunu mu diyeceğim? Erken gel ha. Aman vaktinde gel ha. Onu mu diyeceğim ben sana? Almanlar bunu sana demez. Alman sana bunu kibarlığından demez. Çünkü sen kocaman adamsın. Adam sana bu tembihi vermek onun haddine değil aslında. Seni eğitmez o adam o, yaştan sonra normal şartlar altında. O da yine kibarlıktan bak. Ben şimdi bunu, bunu mu söyleyeyim? Bunu mu öğreteceğim şimdi? Geç, yani erken gelmesini mi öğreteceğim adama diyor. Ama notunu almak zorunda. Protokolü tutuyor. Ondan sonra mektup gelince de bizimkiler diyor ki Aa, işte öğretmen 200. Yo ben seni mi eğiteceğim şimdi burada? Allah aşkına ben Almanca öğretiyorum burada şimdi. Ben bir de senin şeyle mi uğraşacağım? Burası Kindergarten değil ya. İşte her konuda bakın amalar böyle aslında. Hani böyle işliyor. E bunu anlamak lazım. Yani iş yerinde de böyledir. Bakın iş yerinde çalışanlara da söylüyorum burada. İşverenler de aynı şekilde. Ve Almanya'da bakın işte ağzından kuş tutsan eğer işe geç kalıyorsan, iş elbiseni giymiyorsan, şeylere dikkat kura, formal olarak kurallara yani önce for, formal olacak önce yani her şey. Önce kurallara uyacaksın. E aletin, edevatın yanında olacak. İş ayakkabısını giymiş olacaksın, iş elbiseni giymiş olacaksın, zamanında geleceksin. Önce bu. Bu olmazsa ağzından kuş tutsan tutunamazsın. Yani zamanında biz futbol futbolcu Sergen vardı ya. Çok büyük evet. yetenekli. Çok büyük yetenek değil mi? Hatta alacak falan bir muhabbeti vardı. Sergen orada var ya Maradona da olsa. Bak almazlardı Sergen'i. Çünkü adam disiplinsiz. Yani Avrupa'ya falan gitmek kolay değil öyle. De. Benim mesela Almanya milli maçından sonra Bayern Münih'e transferim vardı. Adamlar bir araştırmışlar. Almadılar. <laughs> çok büyük futbolcu, çok büyük şov yaptı ama almadılar. Sen de işçi olarak, çalışan olarak çok büyük yeteneklerin var. Parmaklarımla ben ne yapıyorsun? Bu yoksa sende önce bir kalıba gireceksin ondan sonra çok önemli bunu böyle şeyler benim için de önemli o zaman bugünkü sohbetimizi noktalayalım mı çünkü çok da uzatıp bütün bu fikirlerimizi tek bir videoda dökmeyelim istiyorum. Eğer sana da uyarsa biz ara ara böyle buluşalım. Hani çok uzatmayalım. İki haftada bir, 3 haftada bir, en kötü ayda bir bir araya gelip böyle muhabbet edelim. Hatta bazen güncel Almanya'daki durum üzerine de konuşalım. Çünkü Almanya'da da enteresan durumlar oluyor. Alman sanayiinde büyük bir dönüşüm var biliyorsun. Takip ediyorsundur. Belki onları konuşuruz senin Sen ne gözlemliyorsun? Evet, evet evet. Yani tabii hepsini konuşabiliriz. Şehir tekrar ben bir değineyim. Senin son yaptığımız o Almanca ile alakalı videodan sonra gelen hani bayağı bir tebeci oldu. Sağ olsunlar. Çoğuna dönüş yapamamıştım. Kazanlar da olmuştu. Şimdi tekrar bir kendime geliyorum. Yine bir ilk başvuru yapanlardan yine yeni bir grup oluşturmayı düşünüyorum. Normal kurs yaparken Şöyle bir şey oluşabiliyor, yani her zaman oluşur bu. Bir kurs yaparsın, bir kur grup kurarsın, 20 kişilik bir grup. Normaldir. 5 kişi hiperaktiftir. Yani çok iyidir. Bir 5 kişi olay anlamaz, çözemez. Bir 10 kişi böyle normal gider. Hani aynı tempoda götüremezsin herkesi. Ve herkesten aynı verimi alamazsın. Normaldir bu. Ben bunu yani ortadan kaldırmak için şu an biraz formatımı da değiştiriyorum. Yani normal kurstan daha verimli bir program şu an geliştirdim. Onu da yavaş yavaş yorum, yani yürürlüğe koyuyorum. Başvuru yapmış olanlar daha önce, ben dönmemişsem onlar bir zahmet hani benim YouTube videomun altına ya da kanalımın altına veya bir şekilde ulaşsınlar hani ya da tekrar başvuru yapsınlar fark etmez ya senin videonun bu videonun altına ya da benim herhangi bir videomun altına yorum yapsa bana çünkü bir mesaj geliyor ya isminden ben buluyorum hemen dönüş yapamadıklarımdan hani buradan bir tekrar bir özür diliyorum kusura bakmayın yığılma olduğu için yani ben de şu an tek çalışıyorum yani o yüzden yetebildiğim kadar ama bir akın tekrar şu an yeni bir şey başlıyor yani yeni bir atak başlatabiliriz tekrar ya Adem şu an videoyu kapatmak üzereydik sen benim bir kursuma girdin ben seni bilerek kursumu aldım ki hani insanlara tavsiye ettin beni. Sen de gör istedim. Ben nasıl anlatıyorum? Çünkü sürekli kaydediyoruz ya biz tüm o zoomları kaydediyoruz. Buradaki kaydettiğimiz gibi. Sen de öyle sen gir bak dedim ben de sana. Sen de girmişsin. Bayağı bir ders izlemişsin öyle mi? Ben sana hani gir öyle bir bak dedim. Yani hani birkaç video dedim şöyle bir bak ama sen herhalde çok daha fazla. Sen hayırdır bizim kurstan. Sen hayırdır kaçak. <laughs> faydalanıyorum abi şimdi hazır anlatmış orada bir hoca var önce şey diye bakayım ya gerçekten de Kadir nasıl anlatıyor işte ben iyiyim diyor da gerçekten iyi mi gerçekten farkı var mı ya şunu söyleyeyim sen bir kere Türkçe olan yani ana dili Türkçe olan birini anlatıyorsun bir kere şeyi çok iyi biliyorsun bizim problemimiz ne öğrenirken oradan yaklaşmanı çok beğendim onu kıskandım da ya keşke dedim ben de böyle bir hem Türkçe hem Almanca hakim hocadan öğrenseymişim dedim çünkü mesela o kelimelerin nasıl oluştuğunu bizim dilimizde bunun nasıl yansıdığını, Almanca'da olup da Türkçe'de olmayan kavramların bize geçişini iyi veriyorsun. Mesela atıyorum artikel diye bir şey var ya da ne bileyim önek var, sonek var, akuzatif, datif gibi durumlar var. Sen mesela bunu hep şeye anlatıyorsun. Akuzatif budur, datif budur diye değil. Bu neye tekabül ediyor? Bunları izlerken mesela o kelimelerin birleştiğinde ne anlama geldiğinden Almanca'daki kelime öğretme mantığı gibi bir şeyden bahsetmiştim. Ya onları izlerken falan şahsı kıskandım. Ya dedim keşke ben de baştan oturup Kadir'den öğrenseymişim. Hatta senin bir lafın geldi orada bana. Benim bu BANF süreci var. BANF dediğimiz buranın mülteci ve göç bakanlığı gibi bir şey. Onların bağlı olduğu kursa gidiyorum. Ben integrasyonu bitirdim. Sıfırdan B1 oldum. B2 Beruf'a geçtim. Yani mesleki Almanca'ya ve sen bana demiştin ki Adem hiç öyle şey yapma. Oradaki kurstan çok farklı olmayacak. Geleceksin gene A1 gibi konuşan, takılan insanlar olacak demiştin. Ben açıkçası o zaman da böyle ya Kadir de abartıyor demiştim ama gerçekten gördüm. Şu an sınıfın yarısından çoğu A1 seviye bile değil. Ama şeyi anlamadım ama nasıl gelmişler bu noktaya? Hiç anlamıyorum. Hepsini ben. hepsini hepsini biliyoruz. Hepsini ah ah. Ne diyecek bir şey yok. İlginç olan şu bak gerçekten. Sen şu an belki kursuna gidiyorsun ve benim Almanca yeni başlayan arkadaşlar anlattığım ders senin ilgini çekiyor. Bu çok önemli bir nokta. Niye biliyorsun? Hala o temelleri oturtamadım. Eksiklerim olduğu için geri dönüyorum. Aslında ben bunu öğrendim ama bir oturmadı yani kafamda. Dur diyorum bir de oradan dinleyeyim hani öğreneyim. Açıkçası öğrenmek için izliyorum ve öğreniyorum da yani. Yapacak bir şey yok. <laughs> bu benim için çok sevindirici bir olay. Hani iyi bir referanssın aynı zamanda şu an bizim için de. Bu senin eksikliğin değil. Bak bu çok önemli bir nokta. Bakın herkese bunu söylüyorum. Bu eğer siz Almanca oturtamıyorsanız gerçekten sizin eksikliğiniz değil bu. Öğreten adam yok. Hani nasıl şeyde adam yok diyoruz ya %90'ın adamların şey. Sahtekar dolandırıcı danışman. %10'u %10, düzgün, iş yapıyor. Almanca'da da bu farklı değil. Geçen bir arkadaşla yine görüştüm. Sertifikası var. Ben dedim hocam A2'yi bitirdim ben diyor. Ama göğsünü yere göre söylüyor böyle. Ben, ben 2yim diyor. Bir hadi dedim o zaman bir, hani ufak bir konuşalım. Hani dedim hmm. e, wie diye. Ya da wie yine neyse artık. Es gut, dedi. Dedim wie bitte? Niye gut? E sen daha iyiyim diyemiyorsun. Ya iyiyim diyemiyorsun da. Nasıl A2'sin sen? İşte hani bu yanılgı var. Ama onun suçu değil. Öğrenenlerin suçu değil ki. Adam öğretmiyorsa yapacak bir şey yok. Ya bir de şöyle bir şey var abi kursta. Ben onu hocalarımızda da söyledim. Ya şimdi mesela benim önüme bir tekst koy. Almanca böyle iyi gayet. Ben onu okuranlarım sorularını çözerim. Ne anlattığını çıkartırım. Ama bize şeyi hiç öğretmiyorlar abi. Small talk işte günlük hayatta nasıl konuşulur. insanlar nasıl karşılanır. Onları hiç bahsetmiyorlar. Hani böyle bir kalıp var. Hayatın içinde bunun karşılığını pek göremiyoruz. Sen baktıysan bizim ilk derslerimize. Hepsini ben yazıyorum oraya değil mi? Böyle derler. Aslında bu böyle kullanılır. Bunu da derler. Evet. Onları da ekliyoruz. İşte demek istediğim katkılar bu. Hani sen o açılımları yaparak anlatıyorsun. Hani anlatıp kitaptaki konu bu. Anlatayım geçeyim Demek Eyvallah Kadir. Ağzına sağlık. Sağ ol Sen senin de. Video yapmak güzel oldu. Bana iyi geldi seni görmek. Eyvallah ee, sağ olasın bana da. Umarım kısa süre sonra tekrar bir araya gelir yine böyle muhabbet ederiz diyeyim. Kendine iyi bak görüşürüz. Görüşürüz sanırım.